Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği gösterilere işgal güçleri müdahale etti. Çıkan olaylarda onlarca Filistinli yaralandı. Filistinlilerin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği gösterilere işgal güçleri müdahale etti. Çıkan olaylarda onlarca Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Batı Şeria'nın Sorif beldesinde İsrail askerleriyle Filistinli göstericiler arasında çıkan olaylarda iki Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tülkerm kenti girişinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği, bir kişinin gerçek, beş kişinin plastik mermilerle, iki kişinin ise düşme sonucu yaralandığı ifade edilen açıklamada, Ramallah'ın batısındaki Ofer cezaevi girişinde de İsrail askerleriyle Filistinli göstericiler arasında gerginlik yaşandığı, aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu onlarca Filistinlinin atılan gazdan etkilendiği kaydedildi. Görgü tanıkları da El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Ummer beldesi girişinde düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahale ettiğini anlattı. Filistinli gençlerin askerlere taş atarak karşılık verdiği müdahale sırasında 4 Filistinlinin plastik mermilerle yaralandığı, onlarcasının ise atılan gazdan etkilendiği aktarıldı. Üniversite öğrencilerinin Ofer cezaevine doğru gerçekleştirdiği yürüyüşe İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale etmişti. Yahudi yerleşimciler Ağustos ayında Nablus'ta Devabiş ailesinin evini kundaklamış, olayda anne, baba ve 18 aylık bebekleri hayatını kaybederken olaydan yalnızca 4 yaşındaki diğer çocukları sağ kurtulabilmişti. Söz konusu olayın başlattığı gerginlik, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarla giderek tırmanmış, Batı Şeria ve Gazze'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerle çatışmalar ciddi boyutlara ulaşmıştı. İsrailli sivil ve askerlerin Ekim ayının başından bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarında 70'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.